IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları Amerika'nın başkenti Washington'da yapıldı. Geride bıraktığım safta iki kurumun da başkanından gelen resesyon uyarıları gölgesinde pazartesi günü başlayan toplantılarda IMF Başkanı Kristalina Georgieva Finansal istikrara yönelik risklerin arttığı uyarısını yaptı. Belirsizlik vurgusu dikkat çekti. BİOE Türkçe ekibinden biz de bu hafta başından beri izliyoruz bu toplantıları. Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin. Temsil ettiği toplantıları Mehmet Torolu ile konuşacağız. Hı hı. Mehmet, şimdi e, öne çıkan mesajları ne oldu tüm bu kurumların? IMF, Dünya Bankası toplantıları gerçekten de dünyada e, olağanüstü, her yıl karşılaşılmadığı bir e, ekonomik e, iklimde gerçekleşti. Bu nedenle oradan hı hı. gelecek ekonomik görünümler, e, ekonomik görünüm raporları, her ülke ilgilendiren kısımlar önemliydi sen nelerin öne çıktığını düşünüyorsun, anlatır mısın bize? Evet, gerçekten de IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları bu yıl e, küresel ekonomide o, olağanüstü bir dönem denk geldi. E, gerçekten ekonomide e, son yılların belki son yılların son 10 yılların diyelim, belki de ikinci dünya savaşından beri bu kadar hani çalkantılı, e, en çalkantılı tarihteki dönemlerinden birini e, yaşıyor. Bir yandan işte. Ee, Ukrayna Savaşı, Rusya'nın Ukrayna işgali, onun getirdiği e, etkiler, işte e, gıda tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, e, gıda kıtlığı, gıda özgüven, güvensizliği. Enerji fiyatlarında rekor derecede artışlar, Covid pandemisinin hala devam eden etkileri, bunun gibi daha birçok iklim felaketleri, dünyanın hemen her kıtada yaşanan iklim felaketleri, bunun gibi birçok meydan akım olduğu bir döneme denk geldi. Ve senin de dediğin gibi toplantıların ana gündemi, hani toplantı bütün bir hafta boyunca devam etti bu toplantılar ve en çok duyduğumuz kelimeler herhalde enflasyon, yüksek enflasyon ve küresel resesyon riski <laughs> oldu. Hemen her briefingde, her toplantıda, touch. Ee, üst düzey yetkilinin gerek IMF, gerek Dünya Bankası gerek katılımcı hani bakanların açıklamalarında olsun. E, bu iki kelimeyi çok duyduk. Ee, küresel resesyon riskinin e, hiç olmadığı kadar belki de yani tarihte en e, bu kadar görülmemiş şekilde, e, az görülmüş şekilde ya da diyelim bu kadar yüksek olduğu riskin yüksek olduğu toplantısıydı. IMF Başkanı Kristalina e, Georgieva da basın toplantılarında bunu sık sık gündeme getirdi. Yani gelecek yıl özellikle gelecek yıl e, birçok ekonomide e, küresel e, resesyon riskinin e, çok e, yüksek olduğunu resesyona girebileceğini teknik olarak hani resesyona girilmesi de teknik tanımlama olarak resesyon demesek de e, fiyat artışları ve reel gelirlerin daralması yüzünden e, insanların ülke haklarının e, resesyonla kendilerini resesyonda gibi e, hissedeceklerini söylerdi söyledi tabi e, enflasyon artarken e, birçok ülkede gördüğümüz gibi Amerika'da dahil olmak üzere e, Merkez bankaları e, katı bir e, daralma politikası uyguluyor faiz Keskin faiz artışlarına gidiyor bu devam da ediyor toplantılarda öne çıkan mesajlardan biri işte merkez bankalarının bu kararlı ve agresif duruşlarını korumaları yani tabii faiz artırımı dediğimizde bunun bir takım bedelleri de oluyor. Nüfuslar üzerinde bir takım bedelleri oluyor. Büyümeye tabii engel oluşturacak oluşturan unsurlardan biri faiz artırımı ama Merkez Bankası şöyle bir uyarı IMF şöyle bir uyarı yaptı yetkililer geri adım atmayın çünkü eğer enflasyonu dizginleyecek kadar bir faiz artırımı yapmazsanız hani erken Ayağınızı pedaldan geri çekerseniz o zaman e, enflasyon dizginlenmemiş olacak ve faizler yüksek kalmak zorunda kalacak, kalmaya devam etmek zorunda olacak ve aslında e, bu işi uzatmış olacaksınız ve insanlar üzerindeki bu sancı acılar, e, zarar, e, büyüme üzerindeki zararlar aslında süresini uzatmış olacaksınız. O yüzden de e, duruşunuzu katı duruşunuzu e, devam ettirin e, mesajını verdi. Hatta IMF Başkanı enflasyon için e, raydan çıkan tren e, benzetmesi yaptı. E, hükümetleri dünya genelinde hükümetleri e, enflasyonun raydan çıkan bir trene dönüşmesine izin vermemeliyiz mesajını verdi ve bu anlamda bütün küresel olarak hani piyasaların da sonuçta bu küresel meydan okumalardan bahsettik. Artık bu küresel dünyada, globalleşen dünyada bir ekonomide olan bir sık zorluk diğer ekonomileri de etkiliyor. Dolayısıyla bir yayılma bulaşılacak söz konusu. Dolayısıyla hep birlikte hareket etmeliyiz. Toplu ve kararlı bir duruş sergilemeliyiz mesajını verdiler. Ve tabii ki bu bütün bu zorluklar, anlattığımız zorlukların en çok etkilenen kesimler dünyada özellikle gelişmekte olan piyasalar ve yoksul ülkeler. Kimler bu... onlar? Kimler yer aldı? Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinde biliyoruz. Evet. Türkiye bu ekonomik görünüm raporlarında nasıl yer aldı? Türkiye ile ilgili özellikle ekonomi tahminlerinde Türkiye'nin büyüme tahminlerinde mesela IMF'nin dünya ekonomik görünümü raporuna bakarsak eğer orada bütün dünya ekonomileri Türkiye'de dahil ekonomi tahminlerini güncelledi IMF. Türkiye için görünüme baktığımızda bu sene için %1-5, %5 büyüme öngördü IMF. Daha önceki tahmininde bu %4 yani 1 puan aslında Türkiye Artı. ekonomisi için artırmış oldu. Ama gelecek yıl için büyüme tahminini düşürdü. Gelecek yıl %3,5 büyüce tahmininde bulundu IMF. Bu daha önceki tahminlerde %3 pardon %3 büyüce tahmininde bulundu. Bu daha önceki IMF'nin Temmuz ayında bir önceki güncellemesinde raporu %3,5'tu. Yani %0,5'lik bir düşüşe gitti. Bir de Türkiye ile ilgili önemli bir veri. Tabi şu anda Türkiye'de enflasyon çok yüksek bir boyuta ulaştı. IMF'ye göre Türkiye'deki enflasyon gelecek yıl biraz düşecek. Bu yıl için %73,5 tahmininde bulundu Türkiye'de enflasyon beklensin. Gelecek yılsa enflasyonun Türkiye'de %50 2ye düşeceğini tahmin etti. bir de tabii Türkiye'nin gündeme geldiği konulardan veya politikalardan biri de genelde hani dünyadaki trend merkez bankalarının faizleri artırması enflasyonla mücadele için ama Türkiye'de bunun tersi bir görünüm olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası faizleri düşürme politikası uyguluyor. Sürekli düşürüyor. Dolayısıyla dünyadaki genel trendin tersine bir çizgi izliyor. Bu da işte raporda değinildi. Bununla ilgili bir takım tespitler de var. Yani Merkez Bankası'nın yükselen enflasyon ve Türk lirasının işte zayıf konumuna rağmen faiz oranlarını düşürmeye devam ettiği hatırlıyoruz. Hatırlatıldı raporda ve bu alanda işte bu faiz politikası, Merkez Bankası'nın faiz politikası poli sebebiyle hani bu durum aykırı bir durum olarak raporda tanımlandı. Biraz bize oradaki havayı anlatır mısın? Şimdi arkamızda görüntüsü de var. Hı -hı. Kimler katılıyor bu toplantılara? Bildiğimiz, sen yani Türkiye'yi mesela Hı -hı. hazine ve maliye bakanı onu nebati temsil ediyor. E, maliye Hı -hı. bakanları geliyor, merkez bankası başkanları geliyor. Kimler geliyor o toplantılara? Böyle bölüm bölüm gruplara ayrılıyorlar, ülke ülke konu konumu konuşuyorlar. Biraz oradaki Hı -hı. atmosferi bize sıradan vatandaşa nasıl anlatırsın? Evet, orada e, yani bu IMF Dünya Bankası toplantıları aslında. Ee, tabii bir ana çekirdek toplantı oluyor yani e, uluslararası para ve Finans komitesi denilen IMF ve kalkınma komitesi, IMF ve Dünya Bankası'nın güvernörler kurulanı yani devi yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunan komiteler bunlar. IMFC yani Uluslararası Finans ve Para Piyasa Komitesi ve Kalkınma Komitesi. Bunların toplam, bu iki komitenin toplantıları aslında bu ana toplantıların ana toplantıları diyebilir. Bir de G20'nin Hazine ve Mali, Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları. Bu toplantılar özellikle önemli. Bir de bunların dışında bu toplantılara sadece siyasetçiler katılmıyor. Sadece işte Maliye Bakanları katılmıyor. Medya dünyasından tutun işte sivil toplum örgütlerine ee, işte finans çevrelerinden işte hükümet yetkililerine hemen e, çok geniş yelpazede binlerce katılımcının olduğu toplantılar bunlar ve bir sürü dünya genelinde e, sorunlarla ilgili küresel ekonomiyle ilgili e, sorunlarla ilgili e, iklimle ilgili sosyal e, sorunlarla ilgili e, paneller düzenleniyor böyle e, birçok bir paneller düzenleniyor uzman düzeyinde katılımlar oluyor. Ee, yani sadece hani siyasi teknik toplantılar değil aynı zamanda hı hı. dünya sorunlarının tartışıldığı paneller düzeyini daha alt seviyelerde de tartışıldığı e, toplantılar oluyor. Tabii katılım çok dünyanın dört bir tarafından e, katılım olduğu zaman tabii ortaya çok renkli görüntüler de çıkıyor. Bir de Mesela bu kadar şey evet, evet buyur dinleyelim bu kadar evet. şahsen herkesin katıldığı ilk toplantı da denebilir. Bir de o var. İyi hatırlattın doğru ben onu söylemeyi unuttum bu sene pandemiden başlangıcından beri ilk kez yüz yüze hmm. oluyor toplantı Hani daha önce de yüz yüze oldu ama kısıtlıydı bayağı. şey ne derler seçim seçme seçme bağlıydı yani isterseniz i̇steyen kısıtlı geliyordu. isteyen geliyordu evet. şimdi bu sefer artık tamamen yüz yüze bir ortamda oldu. Biraz galiba onun da şey mi diyelim artık insanlar birbirini görmeyi mi özledi bilmiyorum. Böyle biraz renkliydi. Mesela kültürel köşeler vardı. Böyle işte ne bileyim Endonezya köşesi vardı. Endonezya işte ait böyle ne bileyim kültürel müzikler, yemekler gibi. Fas'ın mesela bir Fas yemekleri diye bir köşesi vardı. Türkiye var mıydı? <laughs> Türkiye yoktu. Yok <laughs> Türkiye Maliye evet. ve Hazine Bakanı evet. Nebati'nin evet. temaslara da kısaca değinir misin? Öyle evet. kapatalım. Evet Nurettin Nebati de e, Türkiye'yi temsil etti. Tabi, i̇kili temaslar yaptığı bir sürü. Sadece Dünya Bankası IMF'nin yıllık toplantıları ve G20'nin aynı zamanda G20 toplantısına katılmanın dışında e, çok sayıda ikili temas da yaptı. Mesela kimlerle görüştü? Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı e, Carlo Monticelli ile görüştü mesela. işte işbirliğinin önümüzdeki yıllarla yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizdiklerini söyledi. Proje hacminin yönetim, yönetişim konularına değindiklerini söyledi. Önemli görüşmelerinden biri mesela Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ileydi eee işte ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırma hedefini karşılıklı atılabilecek adımları değerlendirdik dedi. yine önemli buluşmalardan biri mesela dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla bir ay geldi. Bu da IMF Dünya Bankası yıllık toplantılarının bir nevi yan toplantılarından biri, yatırımcıların kendi aralarında düzenledikleri toplantılardan biri. Orada da işte Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye ekonomik modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele al, al, aldık. Yatırımcıların Türkiye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti şeklinde bir e, açıklamada bulundu. Amerika Türkiye arasında atılan jaz iş konseyi kurulmuştu. Onun temsilcileriyle görüştü. Orada da o toplantıda işte Türkiye'deki yatırım olanaklarını e, anlatma e, fırsatını, Amerika'nın önde gelen şirket yöneticilerinden Türkiye'deki yatırım olanaklarını anlatma fırsatı e, bulduklarını söyledi. Goldman Sachs'ın e, yine üst düzey yöneticileriyle bir e, toplantı oldu. Orada da e, işte Türkiye ekonomisindeki fırsatları güçlü orada da işte Türkiye ekonomisi güçlü yatırım potansiyelini ele aldıklarını söyledi. Eee yani Nurettin da evet evet evet. Yoğun, yoğun bir gündemdi. Haftaya ev evet. sahipliği yaptı Washington. Ekonominin kalbi Washington'da attı e, bu evet. hafta ve daha da devam edecek gibi görünüyor. Dediğimiz gibi hani küresel ekonomide zorluklar hatta söylemeyi unuttuk. Rapordaki öne çıkan ana temalardan biri ekonomide kara bulutlar yaklaşıyor <laughs> teması. dolayısıyla zor bir 2023 yılı geçecek Bekliyor. gibi görünüyor şu Şimdi an. Edindiğimiz izlenimlerin tek cümleyle özeti dersen kara bulut kara bulutlar yaklaşıyor. Çok çok iyimser mesajlar duymadık bu toplantıda Mehtap. biraz karamsar mesajlar ağırlıklı bir toplantıydı. Peki Mehmet teşekkürler. Hı -hı. Tüm dünyada resesyon endişelerinin ve uyarılarının devam ettiği bir ortamda gerçekleşti. Mehmet Oral'ın da aktardığı gibi MHP Dünya Bankası toplantıları Mehmet'in izlenimleriyle aktardık. Bizde 6. gün devam ediyor.